Herkese merhaba, kısa paslara hoş geldiniz. Hava inanılmaz sıcak ama transfer piyasası daha sıcak ve ben de 100 saniyede booking formatıyla karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz transfer sezonunun başından beri en çok konuşulan isimlerden biri olan Deniz Türüç. Dilerseniz vakit kaybetmeden kronometreyi başlatalım ama öncesinde videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İzmir Buca'dan Hollanda'ya göç eden bir ailenin top peşinde koşan 3 oğlunun en büyüğü Deniz Türüç. 1993 Hollanda doğumlu olan Deniz'in futbolla tanışması oldukça erken bir yaşta, 4 yaşındayken gerçekleşiyor. Eski futbolcu olan dayısının ondaki yeteneği fark edip seni iyi bir futbol kulübüne yerleştirelim demesi Deniz'in geleceğini o yıllarda şekillendiriyor. 9 yaşına kadar amatör takımlarda oynayan Deniz, 9 yaşından sonra ise tam 8 sene altyapılarında formasını giyeceği Twente'nin yolunu tutuyor. 18 yaşına kadar futbol hayatıyla beraber götürdüğü eğitim hayatına liseyi bitirdikten sonra son veriyor ve bir sonraki durağı olan Go Ahead Eagles'ta ilk profesyonel sözleşmesini imzalıyor. Geçtiğimiz sezon Ajax'ta harikalar yaratan Erik ten Hag'la yolları bir kez daha birleşiyor Deniz'in. Twente altyapısından tanışan ikilinin takımdaki sağlam ilişkisi Deniz'in Hollanda'da kariyer basamaklarını bir çıkmasına yardım ettiği gibi Go Ahead Eagles'ı da 20 yıl sonra 1. lige çıkarıyor. Hollanda 1. ligine çıkılan ilk sezonun ardından 2. sezonda 33 maç, 3. sezonda 32 maça çıkan Deniz takımın vazgeçilmezlerinden biri oluyor. 2015 yılında Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif alsa da o Tolunay Kafkas'ın yoğun uğraşları sonucu 500 bin euro bonservisle Kayseri Spor'la anlaşıyor. Kayseri'deki performansı onu hem kadronun değişilmez isimlerinden biri yapıyor hem de milli takıma davet almasını sağlıyor. Deniz oyun görüşü, kuvvetli fiziği, duran top kabiliyeti, etkili sol ayağı, isabetli orta ve şutlarıyla birden fazla bölgeye rotasyon olarak kullanılabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'ye hoş geldin Deniz Türüç. Evet, 100 saniyenin sonuna geldik. Fenerbahçe 2 milyon euro karşılığında Deniz'i renklerine bağladı. Deniz de yıllık Fenerbahçe'den 1.6 milyon euro kazanacak. Bana göre Fenerbahçe yerinde bir transfer yaptı. Deniz Rodriguez'in aksine ayağında top tutabilen, pas oyununu seven bir oyuncu. Yani bir kanat hızlıyken diğer kanatta da topu ayağında tutabilen, pas oyunu oynayabilen, topu ileri hücum noktasında tutabilen bir oyuncuya sahip oldu Fenerbahçe. Deniz Türüç transferinden sonra Fenerbahçe transferlerinde şöyle bir istatistik gözümüze çarptı. Fenerbahçe'nin transferleri Emre Belezoğlu, Başakşehir'in kaptanı ve solak, Max Kruse, Werder Bremen'in kaptanı ve solak, Vedat Muriç, Rize Spor'un kaptanı ve solak, Altay Bayındır, Ankara Gücü'nün kaptanı ve son olarak Deniz Türüç de Kayseri Spor'un kaptanı ve Deniz de solak bir oyuncu ve bir de Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği bir isim var. O da Roma'nın kaptanı ve solak bir oyuncu. Yani bu sezon Fenerbahçe'ye şöyle bir baktığımızda lider karakterli oyuncular ve solak oyunculardan kurulu bir kadro görüyoruz. Peki sizler Deniz Türüç transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'nin başka hangi bölgelere transfer ihtiyacı var? Sizin aklınızdaki isimler kimler? Bunları yorumlarda bekliyoruz. Ve son olarak videoyu beğenmeyi ve şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.